Ben o zaman 197'yi göstereyim size. Tercih yapalım nereden olacağını. Resul. Laikalardaki konuma anlatmak için şu şeyi vereyim. Emniyeti yani. Allah. Dörtlü yani. Allah. Allah'ın dışında masum Allah. İşte 18 bin alem. İnsan. Ve insan ezeli ve ebedi bir hayatı. Bunu dengeye koymak. Bütüne getirmek. İşte gaye bu. Bütün dert bu. Anladık mı abi? Allah. 18 bin alem ve insan. Bunların cemi insan. İnsanın hakikati. Bu insan davranışlarını ahirete, ebede, ezele doğru giden bir insan. Davranışlarını, düşüncelerini nereye göre, ne kadar doğru, ne kadar yanlış, nasıl bilecek? Akıl olsa olmuyor. Sırf kalp olsa olmuyor. İşte 193'te hizmete bakışı söylüyor. Mesela şöyle ben size ana fikri söyleyeyim. 193, 190. İman hizmetini ikinci derecede gören, siyasi hakimiyeti Mehdi birinci derecede gören, siyasi hareketleri, siyasi hakimiyeti yani baş olma, iktidarı ele alma, işte hakim olma, şeriatı getirme, hatta hilafeti getirme ikinci derecede olması lazım. Onu anlatıyor iki mektupta, 190 ve 193'te. Diyor ki siyaseti İslamiye'yi, dünyevi değil ha, İslami siyaseti birinci derecede alır, iman hizmetini ikinci derecede alırsa buna Ustad 190'da hayatperest diyor, 193'te ehli dünya diyor. Yani Ustad şunu sorardı, sonra o mektubu kıyas edeceğiz, beraber seçelim. Yani bir İslam hakimiyetini isteyen, siyasi yani Mehdi'nin hakimiyetini isteyen bir insan ehli dünya hayatperest olur mu? Olur, sebebi iman hizmetini ikinci derecede koyduğu için. Allah'ın nazarında en emniyetli bu. Şimdi sen hangi mektup demiştin? 75 mi? 76 abi. 76'daki... O da güzel mektup. Sen onu yapabilirsin. Neydi abi? Şu an senin kast dediğini yapabiliriz yani. Tamam, 76. Şu değil mi en son? Bismillah. 76 dediğin şu mektup değil mi abi? Üstteki mektup. O üsttekinden başlıyor abi. Yani Aziz Sıdık kardeşim size evet, bu defa... O mu? Alttakine göre alttakini yazıyor işte. Ha tamam. O zaman ben tamam sizin tercihinizi yapıyorum. Şu değil mi ortadaki mektup? Tamam peki. Bunu yapmamızın sebebi de hani insanların nazarını Risale-i Nur'dan başka harici eserlere ve Risale-i kanaat etmemek. Tamam. O zaman sen bunu şey yaptığın için sen bize biraz canlı sesle bize takdim et. Sen oku. Ondan sonra beraber mutala edelim. Türkiye'de kaldım. İşlemci zorlar yaşıyor. Evet, hadi bakalım. Çünkü sen bunun sıcağısın. Şimdi ne okuyacaksın abi? Ne mi Risale? 76. 76. Kastamonu 76 abi. Hani ne okuyacağını önden söylersen zihinlerimiz hazırlansın. Yani konu ilk önce bir takdim eder misin? Genel manada Risale'ne kanaat etmek. Yani hakayık-ı iman ve İslamiye noktasında harici eserlere müracaat etmemek, tabi bu Kur'an ilmihal hariç. İhtiyaç mıdır yani harici eserler diye? Buna bir sınır çizebilecek misin? Mesela ben Risale-i Nur haricinde kitaba müracaat ettiğim zaman buna bir bakış açısıyla müracaat etmeliyim? Bakış açısı şöyle olabilir. Her şeyi Risale-i Nur içinde mi aramalıyım? Buna bakış bir sınır çizecek misin yani? Şu olabilir yani benim şahsi kanaatimce diyelim ki. Diyelim ki adam memuriyettedir veya başka bir işle meşgul olur. O işe taalluk eden ilimlere müracaat etmesinde bir sıkıntı olmaz kanaatimce. Ama bu adam sırf iman hizmetiyle meşgul. Yani nur talebesi iman hizmetiyle meşgul. Yani böyle harici eserlere yani müracaat edecek işine taalluk edeceğin bir meselesi yok. Ama bu adamın yani hakayık-ı imani ve İslami noktasında Risale-i Nur'dan istifade etmesine çalışması. Tabii bunun yanında tabii ki siyerdir. Ondan sonra İslam ulemasının yani fıkıh meseleleridir, ilmihal meseleleridir, Kur'an'dır. Bunu kastetmiyoruz burada. Yani iman hakikati noktasında, iman hizmeti noktasında. Mesela diyelim ki senin sahan, gıdacısın, gıda mühendisliği. Evet. Senin sahan itibariyle seni zaten... İhtisas olman için şeriat methetmiş. Sen o kitabı araştırman lazım. Orada uzman olman. Yani tarihçiysen tarihçi, fizikçiysen fizikçi. O bu mesele değil bu.
Orada o adam okuması lazım. Hakiki imaniye noktası. İman hizmet, iman. İmanı güçlendirmek için bu zamanda Risale-i Nur'a kanaat edin diye. Ama iman. Ondan sonra iman hizmetini yaparken bir sürü öğretiler de var. Piyasada bunun üzerine çok şey var yani. Çok var. Yani şu da iman hizmeti, bu da bir sürü öğretiler var. Bir de önümüze koydukları, bunu da oku, böyle de yap, böyle yapmak doğru değil, böyle yapmak lazım. İşte biz laikalara onun için tutunuyoruz diyor. Yani demek ki iman hizmetinde Risale-i Nur'a kanaat edeceğiz. Bu Risale-i Nur'un hizmetini, ama bak, kendin bulduğun bir şey değil. Risale-i Nur'un hizmetini ikame ederken bu hizmeti iddia edip bu hizmetin hizmetçisiyim diyorsan laik okuyacaksın. Başka bir şeye bakmayacaksın. Ama bu hizmet. Ama melamilik olur, usta yapıyor. Cebri olur, mutezili olur. Yolun açık. Yani hem ikisi beraber olacak. Bu hizmeti öneriyorum, önemsiyorum. O zaman o hizmetin yöntemi. Son cümle, ondan sonra başlayalım. Evet. Her fen kendi lisanıyla doğar. Mesela fizikte atom tabirini Türkçe'de minnacık desen olmaz. O zaman fizik yapmak istiyorsan fiziğin tabirleriyle gideceksin. Kimyayla da olmaz. Çözelti olmaz oluyor. Buyur o zaman Resul, dinleyeyim ben de. Aziz Sıddık kardeşlerim, size bu defa iki parçayı gönderiyorum. Birisi evvelce bir kısmını size göndermiştim. Şimdi bir ihtarı maneviyle o parça hem tekmil edildi, tamamlandı, hem ehemmiyetli olduğu bildirildi. Eski Said'in siyasetle münasebetler, eski eserlerini görenlere faydası var. Fakat bir parça mahremcedir, laikaya girmeli. Benim okumam gereken şu ikinci parça abi. Manevi bir ihtara binaen Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyerek zarar verebilen, bazı yeni eserleri alan bir kardeşimizi bir ikaz, bir ihtardır ki sair Risale-i Nur talebeleri vazifelerine halel vermemek için bir tenbihtir. Bu da laikaya girsin. Yani biz bu 77'deki mektubu bunun üzerine bina edeceğiz abi. Sanki Nazm-ı Maneviyyetiyle bakıldığı zaman, çünkü bir mektup bir öncesiyle alakadar. Yani hemen evet. Hemen şöyle bakıldığı zaman Risale'ler de aynı şeydi abi. Burada da zaten bunun üzerine duruyor Üstad Hazretleri. Hatta dün sen Kas Tarihi Hayat'ta da bir yer demiştin. 691. Orayı da okunabilir daha sonra. İşte burada manevi bir, zaten Üstad da manevi bir ihtar alıyor abi. Manevi bir ihtara binaen Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyerek, bak bilerek yapmıyor bunu. Bilmeyerek zarar verebilen bazı yeni eserleri alan, belki iman hizmetine dair, belki hakiki İslamiye'ye dair, namaza dair, imana dair vesaire var. Bir kardeşimizi bir ikaz, yani bu ikaz, yani herkes bu ikazı kendine alabilir mesela. Bir ihtardır ki sahip Risale-i Nur talebeleri ve bundan sonra gelenler de vazifelerine halel vermemek için, demek ki o esere müracaat etmek senin hakiki vazifene de halel, zarar veriyor. Bir tenbihtir. Bu da laikaya girsin. İçinde alttaki mektuba geçiyoruz abi. Bismihi Subhanehu. Risale-i Nur talebelerinin hasları olan sahip ve varisleri, haslarının hasları olan erkan ve esasları olan kardeşlerime bugünlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Allah-u Alem yukarıdaki hadise abi. Ben öyle anlıyorum. Biraz maniyle böyle. Risale-i Nur, hakiki İslamiye dair, yani bak İslam hakikatlarına dair, ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki, imanı kurtarmak, kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. Evet diyor. Yani Üstad Hazretleri bunu bak tasdik ediyor bir nevi. Evet diyor. 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. İmanı hakikiye isal eder.
Hani insan niye o eserlere müracaat edecekti? İmanını hakikileştirmek için, tahkikileştirmek için. Risale-i Nur diyor bunu, tahkiki zaten yapıyor. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesret-i mütala ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütala ederken, yani bunu abi kim söylüyor? Üstad söylüyor bak. Bu fakir kardeşiniz diyor, şimdi diyor bak, 20 seneden evvel kesret-i mütala ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütala ederken, bir cilt kitabı. İrfan, bir günde. Yani fizik dairesinde imkansız abi. Yok, öyle bir şey ya. 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitaplar yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika. Yani çeşitli hakikatlere, ahiretliği, dur melaikeleridir, peygamberleridir, kitaplardır vesaire. Hakaika dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Bunun üzerine durulabilir abi. Sizin artık noktayı nazarınız nedir burada? Bir defa daha okuyalım abi. Siz şimdi bir üzerine duracağız. Sen oku bir şey. Bir de senin lisanla oku. Bismi Sübhanehu. Risale-i Nur talebelerin hastaları olan sahip ve varisleri ve hastaların hastaları olan erkan ve esaslar olan kardeşlerime bu günlerde vuku bulan bir hadise münasebetiyle beyan ediyorum ki Risale-i Nur hakaik İslamiye dair ihtiyaçlara kafi geliyor. Başka eserlere ihtiyaç bırakmıyor. Kat'i ve çok tecrübelerle anlaşılmış ki imanı kurtarmak ve kuvvetlendirmek ve tahkiki yapmanın en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır. 15 sene yerine 15 haftada Risale-i Nur o yolu kestirir. İmanı hakikiye isar eder. Bu fakir kardeşiniz 20 seneden evvel kesret-i mütala ile bazen bir günde bir cilt kitabı anlayarak mütala ederken 20 seneye yakındır ki Kur'an ve Kur'an'dan gelen Risale-i Nur bana kafi geliyorlardı. Bir tek kitaba muhtaç olmadım. Başka kitapları yanımda bulundurmadım. Risale-i Nur çok mütenevvi hakaika dair olduğu halde telifi zamanında 20 seneden beri ben muhtaç olmadım. Elbette siz 20 derece daha ziyade muhtaç olmamak lazım gelir. Evet. Bu şeyde 122'de de var galiba ikinci parçaya ait. Ben de 122'yi ben şey yapayım. Şuradan bakayım ne diyor. Diyor ki Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile 122 mi abi? Evet. O baş olmasın abi. Baş taraf olabilir o. Evet, Risale-i 15 sene yerini kazanan kuvvetli imanı tahkiki. O nerede? Oku. Evet, evet. En baş taraf abi. Evet. Tamam, oku sen orayı. Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkar şakirtlerine kazandırdığı çok büyük kar ve kazanç ve pek çok kıymetli neticeye mukabil fiyat olarak o şakirtlerden tam ve halis bir sadakat, daimi ve sarsılmaz bir sebat ister. Evet diyor, Risale-i Nur 15 senede kazanılan kuvvetli imanı tahkikiyi 15 haftada, bazılara 15 günde kazandırdığına 20 senede 20 bin zat tecrübeleriyle şahadet ederler diyor. Ben bu, evet bu var da ben ortadan şuna nazar vermek istedim. Kendi alemimde atıf yaptım. Şimdi okusa ne olur? Yani yapsa ne olur diye cevap. Mesela diyor ya Lisa manevi bir ihtara binaen, manevi bir ihtar. Risale-i Nur'un hizmetine bilmeyip zarar verebilen bazı yeni eserler. Olsa ne olur diye. Bu okuduğun yerin aşağısında şöyle diyor. Olsa ne olur? Diyor ki, Risale-i Nur'a karşı rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem bu mustakim ve metin caddeyi Kur'aniye bilmeyerek zarar verir. Zındıkaya bir nevi yardım olur. Şimdi şöyle anladım Resul burayı. Şimdi ben Efkan Ahmet'i biliyorlar toplumda. Nur talebesiyim.
Tamam. En isimle Allah'tır da genel konuşuyoruz. Nurcuyum. Tamam. Hizmet ediyorum, iddia ediyorum. Böyle dersler oluyor. Anlatıyoruz. Tamam mı abiler? Biliyorum. Peki başka bir eser bana bu başka çığır nasıl açarım? Şimdi ben Risale-i Nur daha iyi anlaşılır. Noktayı nazarlar daha küllü olur, daha zengin olur diye eserleri alsam, okusam, onları da buraya serpiştirsem Risale-i Nur'un o ruha, dimağa, vicdana ve kalbe ve ruha olan silsile, nazm-ı maniye zarar veriyorum. Ne olacak canım bunda? Ya bu Risale'deki o tarzı beyanı yakalayamıyor insan. Olmaz. O üslubunu yakalamıyor. Nasıl oluyor? Bilmeyerek nasıl içeriye zarar veriyorum? Herkes bana üstü zannediyor mu? Evet. Abi. Ediyor. O zaman diyecek ki yeni yetme gençler, yanlış olsaydı da sana bir yapmazdı. Evet. Bir de vakıf bu adam. 60 yaşına gelmiş. Bak ne oldu? Yeni bir çığır açtı. Mesela çık salonda Enes var ya, abi diyor her dersten başta böyle Hulusi abi okurmuş, hadis okurmuş. Bir iki tane hadis okur. Abi hurufu mukatta çeksen de rahatlasak diyor. Hurufu mukatta var ya böyle eskiden. Şimdi benden sonra o esas olur. Beraber hareket ettiğimiz arkadaşlar benden sonra da o böyleymiş diye onu hizmetten kabul edecek hurufu mukatta. Hulusi abi niye yapmış diye sorduğumuz zaman ona demişti. Yani hadisi izah ediyoruz. Risale-i Nur o yasak masak dönemler var ya. Nazarı çevirtmek için yani. Aha bak hadis. Nasıl ki derste, kestanelikte bastıkları zaman dershaneyi. Ne yapıyorsunuz? Mevlüt okuyoruz. Yani nasıl mevlüt kitap okuyorsunuz dedi. Mevlüdün içini anlatıyoruz ya. Dedik mevlüt. Şimdi çok masum gibi gözüküyor bu. Çok önemli de. Bu masum gibi gözüküyor. Ama önde gidenlerin, nazara verenlerin böyle bir şey yaparlarsa bunun altından kalkamaz. Mesuliyetten. Bu mesuliyet sahası. Bir de peki mana nedir? Biraz meşgul olduğum için söylüyorum. İnsanın, hani dedim ya dörtlü bakın. Allah, 18 bin alem, insan ve insan ebed yolculuğu. Bu dört. Bu dörtlü içinde insan kendisini yapılandıracak. Neyin, nerede, nasıl olacağını nereden bileceğim? Bu davranışın, bu kitabın, bu mananın nerede ne olacağını. Ha, insanda soğan kabuğu gibi bu dörtlünün dışında dima var. Gir içeriye vicdan var. Gir içeriye kalp var. Gir içeriye ruh var. Bunu inşa edeceğiz. Okuduğum eserlerin doğru olabilir de müellifinin kim olduğunu biliyor muyum? Ustad diyor ki Risale-i Nur'dan daha veciz belli söyleyenler var ama niye tesir etmiyor? Ne diyor? İhlastır diyor. İmam-ı Rabbani, Ustad taassup etti diyelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin en garibime giden sözlerinden bir tanesi de şudur rahmetullahi aleyh. Bir eser diyor, mahsa doğru olsa, ehli bida telif etse diyor, o bida ehlinin ruhaniyeti sizi sirayet eder diyor. Çok garip bir şey ya. O kokuyor yani. O şey yapamıyor. Dolayısıyla aslın imamı mıdır Risale-i Nur? Müceddidi midir? Evet. Kanaat edeceksin. Ben burada şurayı için bir daha söylüyorum. Nasıl zarar veriyor? İrfan okudu. Ne zarar verecek? Pek o kadar zarar vermez. Kendisine verir. Ama önde gidenlerin böyle bir şeyi yaparlarsa bilmeyerek diyor bak rakibane başka bir çığır açmak ile hem o zarar eder hem müstakim ve metin caddeyi Kur'an'ı bilmeyerek zarar verir. Mesela yaşandı ya böyle bir zat. Ne var diyor Risale-i Nur'u izah ediyor bu şekilde. Risale-i izah edilir edilmez. İki şekilde. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah edilir. Risale-i Nur hariçte izah edilmez. Risale-i Nur'u nasıl yapacaksın? Atıfla. A bak ben nereye okudum? 122. Okuduğumuz yer neresi? 76. Bak buradan buraya geldi. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah etmek caizdir. Risale-i Nur'u hariç eserlerle izah etmek caiz değildir. Bu çok vardır her yerde. Bu kaçınılmaz bu. İkinci bir manası.
Risale-i Nur'daki izah etmek için başka bir eserden, Risale, Mektubat, Lemyalardan getirirsin. Ya metnini okursun der Zübeyir abi. Veya konferansta diyor. Orayı okur o zat. Tamam. Okur bir mana nakleder. Orayı bir mana nakleder. Der ki bir mana böyledir. Yani orayı açarsa uzun olur. Mesela diyelim ki 691'de Zübeyir abi diyor ki şunları şunları da tarihçede geçiyor. 691. Şunları şunları da okursan daha güzel hizmet olur. Hayır diyor. O şunları şunları. Batıl ve yanlışları öğrenmeye zamanımız yok. Zaten çoktur. Bize Risale-i Nur doğruları gösteriyor. Derisi yanlış. Onun için diyor ki müstakim caddeyi Kur'an'a zarar verir. O zatla ne yapar? Bir insan dershanede 10 sene, 20 sene, 40 sene, 50 sene vakıflık yapıyor. 40 yaşın, 50 yaşına niye gidiyor? Rahmet ilahiye niye bırakıyor? Hiç düşündük mü abiler? Adam 50 yaşında. 40 yaşında. Tam biyolojik de. Yani bunun adetullahı yok mu yani? Benim anladığım. Birincisi haset etmeyecek. 40 senelik hayatımdakini, nurculuk hayatımdakini söylüyorum. Kardeşlerine haset etmeyecek. Beytul mala dokunmayacak. Risale-i Nur'un hizmetine kendisini sokmayacak. Yoksa bu üçte seni hiç affetmiyor. Bir bahane, bir his çıkıyor, bir duygu geliyor. Pat diye kendini dışarıda görüyorsun. Şeyi, hizmet imaniyenin şahsı manevisi kabul etmiyor. Ben 78, 79, hadi 80'de, 80'den beri, aha şimdi olduk 2022. Yani 59 yaşındayım. Ben kazanımlarımı sizinle paylaşıyorum. Bir insanın, bir vakıfın veya bir hizmet eden nurcunun dairenin dışında of çekmesinin şeyi şahsi günahlarından olduğuna kani değilim. Ahir zaman fitnesidir. Düşer yapar. Olabilir. Şahsi günahlar olur. Ben kazanımımı size naklediyorum. Bir insan vakıflıktan veya içtimai hayatta hizmet ederken pat diye nasıl düşüyor? Nasıl bu haletleri kaybediyor? Üç şeyden bir tanesidir. Ya kardeşlerine haset ediyor. Bunu affetmiyor hizmet. İki, beytul mala dokunmayacaksın. Şahsına şey yapmayacaksın. Yani kullanmayacaksın değil. Geçirmeyeceksin öyle. Öyle art ne? Neyi kastettin biliniyor. Anla. Üçüncüsü, hizmet ederken bu durusu Kur'aniye'ye zarar vermeyeceksin. Hizmete zarar vermeyeceksin. Seni böyle biliyorlar mı? Ya o dar olmamalı ya doğru olmalı değil mi? Darül Hikmet İslamiye niye yıkıldı diyoruz da. Efkarname'de nasıl biliniyordu? İzmirliler, Akifler hep oradaydı ya. İşte Mustafa Sabri Efendi'yle hep beraber ustadla Darül Hikmet İslamiye. Nahnu olmadı, biz olmadı, ben oldum diyor. Enelere dönüştü, ben olunca. Ama Efkarname'de o var diye millet rahat uyuyordu evde. Asker nöbet tutuyor diye içeride, şehirde millet rahat uyuyor. Ama bilseler ki asker yok, herkes uyanık olur. Yani bu hizmette gözüküp istikamet vermek şey yapıyorsan Risale-i Nur'a kanaat edeceksin. Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la hizmet izah edeceksin. Risale'nin içerisine başka bir şey sokmayacaksın. Bu da iki şekilde olur der Zübeyir abi. Ve Risale konferansta geçiyor. Ya aynen getireceksin paragrafı, onunla izah edeceksin. Uzun oluyorsa bil mana. Bil mana nasıl caiz olabilir diye soruldu. Araştırdık onu. Ustad Hazretleri de lakal 500 ayeti hulasa etmiş. 500 ayetin bil mana temsilcisi 10. sözdeki ayet. Başka peygamberlerin kıssalarını bil mana. Ondan sonra Yunus Aleyhisselam şöyle dedi diyor. Biz şöyle diyeceğiz diyor. Böyle yani. Onun için Risale-i Nur'un müstakim metin caddeyi Kur'aniye bilmeyerek zarar verirse zındıkaya bir nevi yardım olur. Mesela hatalarla atılsaydı adam, Allah şahit olsun şu anda Allah görüyor bizi. Allah Kur'an'da da yemin ettiği için yemin ediyorum. Zatı
Zatına yemin ederim ki şahsi günahlardan hizmetten atılsaydı ben atılırdım. Atılmadım. Bu kadar hatalar yapmışım. Ama hep böyle iyi niyette vesaire ama beşeriyette. Hep. Nerede yaptım hata? Risale-i Nur'a uymadığım yerlerde hata yapmışım. Niye atmadı beni hala buradayım şimdi? Çünkü hatamı alınca geri döndüm. İsrar etmedim. Üç şeyde hata yapmayacağız abiler, gençler. Üç şeyde hata yapmayacağız. Birbirimizi kıskanmayacağız, kösteklemeyeceğiz, destekleyeceğiz. Haset yok. İki, hizmetin malını koruyacağız. Üçüncüsü, bu hizmete gözükürken, önde gözükürken veya burada gözükürken gittin kırık anamıyorsun. Ondan sonra aldın böyle, risaldan çıkarttın notlar harcı. Yok şu, bu da böyle diyor, bu alim de böyle bir zarardır. Hiç affetmeyecek seni. Yani bir hal gelecek sana, bir beşeri arizi olacak, bir iştahın olacak, bir düşünce şeyi, bir sıkıntı, bir şey gelecek. Sen o dışarıda. Risale'nin o tarz şey yapınca bir açmıyor kendini. Açmıyor. Sarih-i metini adam vermiyor. Farklı şey yapabiliyor yani. Vermiyor. Şimdi demek ki ben buraya bunun için nasıl zarar veriyor? Kendimden örnek veriyorum. Şimdi beni biliyorlar. Bu adam hakikaten doğru bildiği bir şeyde gidiyor. O vefat eden bir babamın amcasının çocuğu vardı 74 yaşında. 3-4 gün önce vefat etti. Şöyle beni tanımlardı. Emice derdi bize. Selamun aleyküm Emice. Aleyküm selam dediğini çekinmeden rahatça söyleyen hoca efendi. Hep böyle. Böyle niçin söylüyor? Böyle biliniyorsa ben bu hizmete zarar vermemem lazım. Yok, kendin bir şey, kendin pişir, kendin ye olursa o caddelerin kenarlarında olur. O zaman çekitimi alacağım. Arkadaşlar ben dershanede değilim. Kendimi, evet dershanede istifade ediyorum. Kendim gidiyorum. Yanlış örnek olmamam gerekiyor. Yoksa öyle duman eder adamı vallahi hiç affetmiyor. Yani bir duygu geliyor. Bu kardeşinize itimat edin. Kaç tane yani yüzlerce, binlerce insan gördüm ama yüzlerce vakıf adayı vardı. Kalmıyor. Kalmıyor. Gidiyor. Olmuyor. Şimdi sen atıflarını yap. Ben bir sürü atıf var burada. Eğer niye böyle oluyor diye okumak istediğin yerler varsa oku. Yoksa benim şurada okumak istediğim yerler var. Oku. Yani parana teyit. Teyit için olsun. Burada diyelim ki abi hani hakayık-ı İslamiye'ye dair ihtiyaçlar dedi. İlk önce abi şu emir da var. Hani bazı piyasaya çıkıyorlar. Yani ruhlardan haber alma gibi şey mesele var ya bir mektup. Ya 150. 156. En sonunda diyor ki şimdi nur talebeleri böyle meselelere derse muhtaç değiller. Risale-i Nur her şeyin hakikatini beyan etmiş. Başka izahata ihtiyaç bırakmamış. Risale-i Nur onlara kafidir. Nur talebelerine. Fakat nur talebeleri olmayanların aynı muhaberede ahkam-ı şeriat ve sünnet-i seniyye esasatına muhalif telkinatı dinlememeleri lazım ve elzemdir. Yoksa büyük hata görür diyor. Mesela o mektubun içerisinden söylüyorum ki yeri gelmiş. O açtın ya. Evet. Mesela şimdi adam bir nur talebesi çok ağrıma da gidiyor, gururuma da dokunuyor. Nur talebesi gidiyor. Uyduruk adamlara okurmaya gidiyor. Ona ne etti belli olmayan adamlardan medet bekliyor. Onun bunu kucağına düşüyor. Geçen burç falan demiştiniz hatta. He? Geçen burçlardan falan. Burçlar mesela bakıyor böyle kapıdan girer girmez hangi ay doğumlusun diyor. Hangi sene doğumlusun başlıyor. Başka işte bir yerlere gidiyorsun bir şey anlatacağım. Bunlarla kalıbak. Çaresini de o söylüyor. Yerleri gidiyor. Yok anne babanın, dedelerinin faturasını sana kesiyor. Onun kurbanı vardı, bir örneği vardı. Tamam. Yok sen de buyur. Ya bir nur talebesi, kadın veya erkek. Ya Allah aşkına ya. Elinizdeki sermaye niye kıymetli? Onun için kızıyorum ya. İşte abi bu sanki
el ceza münci İslam el meselesi var ya. Aynen. Ki elinde elmas gibi bir hakikat var. Buna müracaat etmezken, yani yetmeyip başkalarına şey yapıyorsun. Ne olur duman oluyorlar. Zıt mücazat yapıyor canım. Ne yapacak? İstanbul plakası kaç? 34. Bir, Hizbul Kur'an okuyacaksın diyor usta. Okunurken hiçbir vesvese ve vehin gelmiyor, gelmez diyor. Evet. Tamam. 34. sayfada. Evet. Burada anlatıyor. Bir, nur talebesi. Evradın olacak bak. Sonra bak doktora ne zaman gidecek? Evradı okuyunca ne olur? Diyor ki ustadımız, ben sayfaları söylüyorum. 258 sözde. Tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi ediniz diyor. Neymiş? Tılsımat-ı Kur'an'ı. Tılsımat-ı Kur'an'ı, Kur'an'ın tılsımı. Yani tılsım dökmek var ya böyle. Gümüş dökerler, sihir, nuska yaparlar vesaire. Sıkıntı mı var kardeşim? Tılsımat-ı Kur'an'ı ile tedavi. Tılsımat-ı Kur'an'ı nedir? Kur'an'dan seçilmiş ayetler. Nerededir bu? Emirdağ 1'de 30'un sen Hizbul Kur'an'dır. Onun içerisinde ne var? Huruf-u mukattalar var. Onu da latif nükteler de söylüyor. Evet. Bunu yaptım bak şimdi. Doktora ne zaman gideceksin? Kardeşim bir daha onu da söyleyeyim. 754-756 şualar. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen Asay Musa diyor. Şimdi diyor ki kadın ve erkek yazıyor veya birisini açmadığımı biliyor telefon. Kızdığımı da biliyor ama kıramadığım zatla yapıyor. Yahut diyor bana sihir yapılmış diyor. Yapılsın veya yapıldı veya yapılmış. Nereden biliyoruz? Ustad diyor ki bütün sihir ve büyüleri. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın karşısına her çeşit sihirleri koydular. Her çeşit. Sihirbazlar tek çeşit değildi. Bunun karşısına Musa Aleyhisselam asasını attı. O asa nedir? Asa-i Musa'dır. Bu asırda temsilcisi Asa-i Musa. Bütün sihir ve büyüleri iptal edebilen. Bir yerde söylemiyor, iki yerde söylüyor. Asa-i Musa. Asa-i Musa'yı okuyorsun. Hizbul Kur'an'ı okuyorsun. Hala sıkıntın varsa namerte muhtaç olma kardeşim. Artık bu bedenseldir. Bu artık doktora gideceksin. Ayağın kırıldı. Hizbul Kur'an okumayacaksın. Ortopediye gideceksin. Alçı yapacaksın. Ortopediye gidip alçı baston almak şahsiyetini düşürmediği gibi selatorin veya depamin maddesi veya işte dedikleri bazı salgı bezleriyle alakalı elementler, gıdalar eksikse onunla alakalı ilaç kullanmak delilik demeyeceksin. Psikolojik deli değil o. O madde eksik. Bak bu kadar basit ya. İşte Emir'den açtın ya. Bu kadar basit arkadaş. Niye muhtaç oluyor? Niye rezil kepaze oluyorsun? Gidiyor sana sihir yaptılar. Zıkkımın kökü yaptılar. Çözen çöz. Başkasına gidiyorsun. Evinizde 730 tane cin var. Etrafını sardı. En yakının şöyle yapıyor. Lan en yakın kimdir? Görümcemdir, teyzemdir, halamdır, dayımdır. Hemen suizan mesela. Hemen başlıyor akıl kim? En yakının evinize giren çıkan. Vay be lan kimdi lan? Ablam da o ya. Ben bak suizan yaptırıyor. Adam hepten hasta oldu. Tabii ya. Şimdi bir adama sana deseler ki Risa abi. Yedi tane sende cin var ya. Bunu beraber kafızda denedik kafız. Benim hocam ben aradılar. Ben de diyorum ki yani eğer yapabilirse diyorum. Okumazsa Hizbul Kur'an'ı al dedim. Asayım olsa benim kanaatimce dedim o gider dedim. Okudum. Adam gerçekten yapmış. Bak de şu an iyi diyor. Yok. Havuzda gitti havuzda. Dedi ki ya dedi şurada bir adam var çaylara. Havuz dedi ben asa bir adamım şimdi dedim. Döveriz şimdi. Ya okuyormuş, okuyor, aldatıyor. İkide bir bana geliyorlar diyor. Şöyle yaptı, böyle yaptı. Mesela kızını evlendirecek. Kitabı açıyor Ani ismini. Hemen ver diyor. Havuz ne oldu? Sonra Allah belasını versin diyor. Nereden ona gittik diyor. Boşandılar diyor. Tabii Allah'ın adeti ona. Adama hayatınızı bindiriyorsunuz. Yani hayatınızın dizgini o adama veriyorsunuz. Neyse gittik. Biliyor musun? Gittik abi. Biliyorsun. Gittik. Şimdi herkese toptan bir Fatiha okuyor. 7 tane ayettir. Yalan söylemiyorum. 7 tane ayette yani tesir etsin diye met zaten yok. Te ile i hiç yok. Dal zaten yok. Ondan sonra ikimiz oturuyoruz.
Şimdi girdi çıktı da aranızda diyor iki kişi var diyor. Çabuk çıksın buradan diyor. Neyse şey yapmadı. Dedim ki sen şey yap ben dedim bir. İçeriye ben girdim. Şimdi ben girdim. Ben anlatıyorum ha size bak. Girdim. Dedi ki buyur dedi. Neyin var? İşte saydım. Şu hastayım yatamıyorum. Emam oluyor vesvese oluyor. Ooo sana sihir günü yaptılar falan. Sen şey yaptılar diyor. Damlalık taşı. E nasıl yapacağız hoca efendi? Ne yapacağız? Hoca efendi dedim mesela. Gayb mı açıldı sana? Bunlar var mı? Evet. Ben yalandan söyledim. Bak hiçbirisi yok bende. Sen gayb mı açıldı? Yok ben zaten söyledim. Hani vardı bende? Ben sana vardı. Damlalık da vardı. Zıkkım ki ben senin devamı geçti. Devamı geçmiyorum. Ben İstanbul'da duruyorum. Bak burada değilim. Ahır kapıda. Ahır kapımız yok bizim. Yalan. Külüme yalan. Peki 10 tane şey söylese 9'u tutar mı? Tutar tabii. Mesela evinizde gerginlik oluyor. Olmayan mı var? Bazen canın sıkıldığı zaman kendini kontrol edemiyorsun. Böyle değil mi ya? Acıktığın zaman ekmek istiyor canın gibi yani. Ya arkadaşlar ya. Böyle kafaya böyle şimşek tanak. İşte orayı açtın ya. Kardeşim bak. Aha bak. Diyor ki okunmasında hiçbir vesvesenin gelmemesi. Vesvese varsa. Hem bütün Kur'an'ın en sevaplı ayetlerinin ihtivası. Bunu Hizbul Kur'an okuyacaksın. Ne yapar diyor. Ondan sonra geçiyor. 246 sözlerde diyor ki insanın fıtratını bozan bir. Yanlış yollara sevk eden erba habise. Nedir o? Seyrettiğimiz filmler. Seyrettiğimiz videolar. İzlediğimiz, dinlediğimiz müzikler. Dışarıda müziktir. Bilgisayarda, cep telefonunda videodur. İçeride değildir. İçeride onun adı erba habisidir. Nerede yazıyor? 246 sözlerde diyor ki sen karamsar mı hissediyorsun? Kötü mü hissediyorsun kendini? Bak fıtratını bozan. Seni yanlış yollara sevk eden şunu yap böyle yap. Erba habisidir. Erva habisi bilen yok biliyor musunuz arkadaşlar? Melek, cin, şeytan, insan biliniyor. Ruhaniyet. Erva habisi Risale-i Nur'da görürüz. Bunu nurcular da bilmiyor. Erva habise bunu anlatınca oluyorum cinci ha. Bunu anlatıyorum ya bunu şu. Ama muhatap olmayın, düşmeyin tuzağa. Bak cinci oluyor ama nurcu söylüyor. Bu cincidir diyor. Utanmadan, sıkılmadan, Allah'tan korkmadan söylüyor. Oysa erva habisi 246 sözlerde ustad İnsanın fıtratını bozan yanlış olarak yani şu kendini kötü hissediyor musun? İkide bir vehim geliyor mu? Kendi yapamıyorum kontrol et. Ruh habisi var kardeşim. Cin değil bu. Seyrettiğimiz, dinlediğimiz mekandan, kişilerden aldığımız. İşte neyse. Bu arada da bu şeyler sorulara da cevap verdi. Bir, böyle fıtratını bozan yanlış olarak sevk edeni 246'da söylüyor. Çaresini diyor 258'de diyor ki tısımat-ı Kur'aniye. Tılsımat-ı Kur'an'ın ne olduğunu latif nüktelerde 30, 31, 32. sayfada huruf-u mukatta. Bunları bir arada nerede göreceğiz? Emir'de 1, 34'te Hizbul Kur'an'da. Ama zındık komite Nur cemaatinin arkasına geçmiş gizli bir el Hizbul Kur'an'ı örtmüş. Dershanelerde bile yok ya. Elhamdülillah diye şimdi koydular da. Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an'ı okuyacaksın. Asayi Musa'yı okuyacaksın. Haftada bir gün derse gideceksin. Risale'deki Hizbul Kur'an okuduğun haftada bir gün derse gittin. Ha bir de o muhatap tecerrüt ve terk. Günahlardan uzak olacaksın. Hiç için kalmaz. Varsa biyolojik ayağın kırıldığı gibidir. Gözün ikide bir böyle yapıyor. Hizbul Kur'an ne okuyorsun kardeşim? Tansiyon işte göz tansiyonu. Gideceksin Mehmet'e göz doktoruna. Göz tansiyonuna alakalı şey yapacak. Bitti bu kadar ya. Niye böyle kendine acayip alemlere düşürüyorsun ya? Gidiyorsun o dedenin şeyi vardı diyor. Kurbanı vardı diyor. Ulan vela tevzunu vaziratı müziru okura. Yani demiyorum birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Dedemiz günahlarını, akitlerini, şeyleri hep bana yükledi. Ya ben kendi psikolojimle kurtulamıyorum da. Kendi günahlarımda dedemin günahlarını mı yükleneceğim ya? Böyle bir şey olur mu ya? Acayip. Yok sana sihir büyü yaptılar. İşte Risale'nin haricinde bakarsan bak böyle oldu. Risale'nin haricini çıkarsan bu olur. Sen atıflarını çek. Oku. Şurada bu arada yani
Hakkani'nin imanı ders verme noktasında. Heh, 235'te ne var? 70'te. İşte bu kainatta vahdaniyeti ilahiyeyi cin ve ins ruhaniyete karşı kat'i bir surette gösterip ispat eden birinci Kur'an-ı Azimüşşan olduğu gibi bu asırda ikinci, üçüncü derecede kemale adaletle ve sadık ve musaddak hüccetlerle vahdaniyeti vazıh, yani açık ve bahir bir surette kainat safahatında ins ve cinnin enzarına arz edip ispat eden Risale-i Nur diyor bak. Yani burada neyi kastettin, oraya okudun? Buradaki abi kastettiğin nokta şu. İnsan o hakayık-ı İslami'ye karşı ihtiyaçlara kafi geliyor. Yani iman hakikatını kemal manada ders vermesi. Her cihetle yani. Bütün tabakat-ı beşere hem medrese, hem mektep, hem kışla, hem hakim, hem hakim olarak en âmi avamdan en ehası havasa kadar ders verip talim ve terbiye etmesi. Evet. Yani her tabakaya. Çok şükür. Bizce meşhut olmasıyla ilahi böyle devam ediyor abi. Aynen. Yani çok atıflar var abi. Bu kadar o. Yeter. Yeter. Devam edelim abi, devam abi. Yok tamam şey. O şey devam edelim. Tamam, atıflarını bırak. O zaman mevzuya devam et. Hem madem ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum. Bak şimdi vay be. Üstad Hazretleri, ben sizlere kanaat ettim ve ediyorum. Başkalara bakmıyorum, meşgul olmuyorum. Siz dahi Risale-i Nur'a kanaat etmeniz lazımdır. Belki de bu zamanda elzemdir. Bak, bu zamanda elzem abi, olmazsa olmaz. Normal lazım gibi değil. Olmazsa elmez. Olmaz yani. Evet. Ya nasıl ki maddi noktada kanaat bir tükenmez bir hazine olduğu gibi, orada kanuniyeti burada kullandığımız zaman eğer kanaat edersen, Risale-i Nur sana kendini açıyor abi. Açıyor. Ya tarzı beyanı, uslubu beyanı açılıyor. Evet, aynen öyle. Bu akşam gördüm rüya gibi ya. Korktum ya. Baktım ben çözemiyorum, şey yapamıyorum. Bak sana da söylüyorlar samimiyse. Aynı soruyu sordum. Hani Risale-i Nur hakikaten öyle ya. Akşam bak, cüzümü okuyorum diyorsunuz. Cüzümü okuyorum. İlk işim o. Ondan sonra otururum. Şimdi proje vicdana çalışıyorum. Ya acayip, acayip ya. Sırf onun için bakıyorum. Okurken denk gelen değil. Ya garip ya. Bu sefer insan korkuyor. Acaba acayip acayip şeyler şu olursa, muhatap olursam ne olacak yani, endişe. Yani hakikaten kafi ya. Risale'nin tabirleri anahtar gibi ya. Mesela şu kapıyı üç tane şey söyleyeyim. Şurada meyveler var, karpuzlar var, İmam Bayıldı Müftü şaşırdı, şey var. Bir de kapı var barış. Anahtar var, bir de kilit var. Elinde bir kilit düşün. Düşündün mü abi? Şey, kilit diyorum, anahtar. Düşündün mü? Bir de karpuzu düşün. Ne alakası var şimdi? Ha, bu anahtarla kilidi açacaksın. Anahtar farklı, kilit farklı, kapı farklı, içindeki karpuz farklı. Risale-i Nur böyle anahtardır. Bunu şey 5. desteği şeytaniye de söylüyor ya abi. Yani bir hazine vardır diyor ama hazine kapalı. Kapalı. Bu anahtar hazineden daha ehemmiyetli. Emredin. Risale-i Nur bu zamanda o hazineye anahtar hükmüne geçiyor. Anahtar yani. Şimdi bir kelime ya, bir vicdan veya bima. Mesela ben şey, ervah habise. Bir anahtar. Ervah habisenin arkasına düştüm. Diyor ki, sözlerde söylüyor, çok acayip ya. Sözlerde onu benim barış veya sen hatta sözleri getirir misin? Sözlerle şu alırım. Tabii ki şey, ya ervah habise diyor ya, insan, usta diyor ki, insanın fıtratını bozan bir. Fıtratını bozuyor. Bir de yanlış yollara sevk ediyor. Yol şu, kendimi kötü hissediyorum. Yatamıyorum. Suizan ediyorum. Durup dururken eşime saldırıyorum. Kavga çıkartıyorum. Bu yanlış yol. Bu nereden kaynaklanıyor? Doktora git. Yok şu bozuldu mu? Beden eksenli çözümler getirecek. Hap verecek. Ne kadar? Çoğusuna iyi geliyor. Bazısına da gelmiyor. Tamam ama bu temelde çözüm nedir? İşte içimize girmiş erbah habise.
Ustad bir kelime söylüyor. Ervah habise insanın fıtratını bozuyor, yanlış olana sevk ediyor. Yani bunun şey birincisi de orada bir ustad şey lemaatta bir şey söylüyor. İki nokta üst üste koyuyor. Bu budur diyor. Buradan geliyor diyor. Ver bak göstereyim. Bu çocukların abi yani annelerine, babalarına karşı mesela çok cüzi bir şey diyor ama çok büyük tepki verilebiliyor yani. Yani mesela ondan o zaman. Tabii ondan kaynaklı. Mesela diyor ki kızım bakar mısın Adem şey sofrayı kursan. Anne ya. Ya hep beni buluyorsun ya. Bir rahat bırakmadın. Lan bir defa söylemiş ya. Yani aslında söylediği masum bir iki kelime ya. Oğlum kızım odadan öyle bir tepki ki gözükmemiş bir tepki. Bak şimdi nereden kaynaklanıyor? Bunda şu var. Başka doktor noktaların neye gerek var? Ama çaresi de çok kolay. Ama bir kanaat etmesen Risale-i Nur'a duman olacaksın. Cezasını da çekiyoruz. Bakayım nerede şu. Ha. Diyor ki sayfa 727. Memnu heykel suretler ya zulmü mutacir ya mütecessit riya veya müncemit hevestir. Tamam. Şimdi seyrettiğimiz filmler. Masum değil mi? Film. Müzik bak şimdi. Diyor ki bunlar tılsımdır diyor. Tılsım. Tılsım nedir biliyor musunuz tılsım? Ne yapmış biliyor musun? İki nokta üst üste koymuş. Bu filmlerde, müziklerin içinde tılsım var. İki nokta üst üste. Bak. Tılsımı iki nokta açıyor. Celbeder o habis erbahları. Bir tanesi kalktı dedi ki neresiydi Almanya'nın? Ludwigsburg muydu? Orada. Orada bulunduğum zaman kardeş dedi tılsım. Tılsım nedir? Tılsım celbeder o habis erbahları. Ervah habise. Ervah habise dedi var mı külliyatta? Var tabii dedim şurada. Kalktı oradan beri geldi baktı. Senin kitabın da var dedi. Tamam. Yani şey, biraz nükteli şey yaptı da. Bak arkadaşlar celbeder habis ervahlar. Filmi seyrediyorsun hortlaktır o hortlak. Adam ölmüş ama filminde ruhaniyatı var. O adamın o kadının ruhaniyatı var. Habisliği var. Seyredince giriyor. Bak celbeder o habis filmi içindeki erbahları. Onu bildikleri için müziklerin içerisine küfrü koyuyorlar. Mesela dertlerin hapishanede duyuyordum. Tikita şey yapıyordu böyle. Memurla bazıları da çalıyordu. Dertlerin şaha kalktığı zaman diyor. Bak masum değil mi? Bak zındığa bak. Şu dertlerin şaha kalktığı zaman bir sitem gönder yolla Allah'a diyor. Böyle Allah'a isyan öyle şey var. Ne yapar? Onun içerisinde bu adamın küfrü var. Bak diyor ki tılsım diyor tılsım. Niye heykel? Heykel ne var canım? Sanat. Değil işte. 19'un sözde demiyor mu? İşte Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki evine git dedi köşede siyah bir heykel göreceksin diyor. Ondan sonra onun içinde cin var diyor. Şeytandır diyor. Halit bin Velid değil mi? İkiye bölünce kadın çıktı diyor. Kadın cinni çıktı. O başka bir de televizyon farklı. İkisi farklı abi. O heykel dediğin gibi evet. Ha heykel. Heykeli kırıyor. Bir heykele ibadet ediliyormuş heykele. Ha. Halit bin Velid gidiyor. Ondan sonra içinde bir cinni çıkıyor. Şimdiye kadar bana ibadet ediliyordu diyor. Adamı kadının kafasını kesiyor. Cinni. Cin vardı içinde ibadet ediliyordu. Heykellerin içinde var mı? Hepsinde var. İstisnasız. Yasak olan şeyde. Bir de evinde bir televizyon diyor. Siyah siyah diyor bir gölge göreceksin diyor. Hangi sahabeye diyor? Bir sahabeye diyor ki. Ebu Katade. Ebu Katade. Evine git diyor. Al bulcu diyor sopayı diyor. Evinde diyor köşede diyor. Köşede hem de ortada değil. Siyah bir gölge göreceksin diyor. Onu diyor bununla değil mi? Vuruyor. Uzatıyor ne yapıyor ondan sonra bitiriyor değil mi onun için? Bir de inek veriyor. Yedi Beyza gibi sana ışık verecek diyor. Onu onunla tard et diyor. Tard et. O siyah bir gölge. Evinde diyor şeytandır, siyah bir gölge. Eskiden antenler şeydi ya biliyorsunuz böyle şey gibi çıkardı böyle. Hadiste öyle geçiyor. Deccalli Sufyanlar diyor caddede diyor çalar gezerken diyor. İnsanlar merakından diyor camdan kafalarını çıkarırlar diyor. Ama boynuz getirecekler diyor. İçeri alamayacaklar kafalarını diyor. Kurtarın.
Bak diyor ki, ben uydurmuyorum. Tılsım neymiş? Celbeden o habis erbahları. 339'da, 711'de de söylüyor bunu vesaire. Şimdi Risale-i Nur, bazıları der ki, niye bunlara girdin? Ya mübalağa ediyorsunuz. Risale-i Nur nasıl her şeyi halletmiş? Esas insanlığın ahir zaman fitnesini yine anlıyorum. Hiçbir şey yok. Ahir zaman fitnesi ne demiş? Herkesin kafasında cehennem var. Herkes, ben de dahil. Herkes derecesine göre kafasında cehennem var. Bu cehennem aslında din huzura sebep iken cehennem hali. Kurtulamıyoruz. Ahir zaman fitnesi bu ya. Ahir zaman olmasının en büyük şeyi herkesin kafasına gitmeden cehenneme giriyor. İşte bu halletmiş. Ha, bunu halletmişse gerisi bir şey değil zaten. Tılsım. Bu celbede habis erbalar kim biliyor? Böyle kim biliyor kardeşim? Gidiyor bedendeki yansımalarıyla meşgul. Ya diyor yatamıyorum diyor. Şu madden eksik. Bas. Esrarcılar da öyle yapıyor. İkide bir kafamdan kurtulamıyorum diye bizim köydeki. Niye içiyorsun dedim. İbrahim ne içiyorsun dedim. Hocam dedi ya. İçmesen yaşayamam ki. Yani nasıl yaşayamaz? Ya kafamdan kurtulamıyorum diyor. Sen mi dedim. Kimden? Nerede? Ya hocam dedi. Düşünen bir kafa. Ben diyor kendi kafamdan kurtulamıyorum diyor. Ben bunu içerek kendimden kurtuluyorum diyor. İçiyor. Bak içiyor. Niye içiyor? Bunun için içiyormuş. Zaten esrar denmiş. Yani sırlara giriyor ama gayrimeşru olduğu için. Risale-i Nur halletmiş. En büyük mesele de bu zamanda bu. He. Şimdi başka eseri girsen. Git başka okumaları. Ha bak adam bana hafızla beraber yaptık. Sen dedi ahır kapıda diyor. Sırların oluyor. Sırmını yok. Evine devamlı geçtiğin diyor damlalıkta koydular diyor. Onlar bana böyle böyle. Hepsini yalan söyledim sana dedim. Bana hiç böyle böyle olmuyordu. Sen uydurdun. Sana kalp mi açıldın? Sahtek. Oo ortalık karıştı. Tabii o falan. Ahmaklar da bana destek vermiyor ki oradakiler. Yani sen dedim okudun Fatiha'da. Sen dövmediklerine şükret abi. He? Sen dövmediklerine şükret. He ya oradakiler dövecekti ya. Bizim şeyimize mani oluyorsun diye. Ya ne yapacaklar? Bir şey yapacaklar. Yazmak da yok ha. Fotokopi yapmış. Şey yapmış. Ver 500 bin lira. Evet hadi devam et. Herhalde saatimiz de doldu gibi. He? Bir de şurada bir nokta var abi şu. Hem şimdilik sanki bu kanaat etmeyip bazı eserlere müracaat edip ben orada bak bir kargaşanın olduğunuzu da söyleyeyim. Bak. Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde sayfa kaçtı ya? Ne bu? 77. Oradayım ben niye göremedim ha? Üçüncü paragraf abi. Ha üçüncü paragraf. Ha. Hem şimdilik bazı ulemanın yeni eserlerinde meslek ve meşrep ayrı bid'alara müsait gittiği için Risale-i Nur zındıkaya karşı hakaiki imani muhafaza çalışması gibi bid'ata karşı da huruf ve hattı Kur'an'ı muhafaza etmek bir vazifesi iken ya. Has talebelerden birisi bil fiil huruf ve hattı Kur'an'ı ders verdiği halde sırrı bilinmez bir hevesle bak sırrı bilinmez bir hevesle yani güya daha iyi yapacağım huruf ve hattı Kur'an'ı ilmi din perdesi de tesirli bir surette darbe olan bazı hocaların darbede istimal ettikleri eserlerini almışlar. Ya. Bak ehli bidanın eserini alıyor. Ne olacak tamam ben bir iki kitap alsam ne olur? Fiilen destekliyorsun. O kadar bunun başka bir şeysi yok ki. Vay be. Bak haberim olmadan daha da şiddetli bir tarzda o has talebelere karşı bir gerginlik hissettim. Yani sanki abi... Burada haslar muhatap sanki abi ya. Yani bir hasın dışında sana deseler has değilsin. Kızmaz mısın? Has... Veya diyelim ki... Yani istemek var olmak var abi. Ha. Yani bize serbest mi diyorsun? Yani aman kimmiş, has kimmiş biliyor musun? Abi baştaki şey daha enteresan. İlk giriş cümlesi. Bir de şu var tamam. Burada en başta Erkanlar, haslar. Tariflerine bir baksana abi. Sahipler dedi ya. Haslarla hasın tarif bak. Diyor ki Nur talebelerin haslarını haslarındaki kullandığı kelimelerle hasların haslar olan kelimeler farklı. Evet. Özellikleri farklı. Yani onlardan o kadar şey istenmiyor ama mesela bak beraber gidelim, yürüyelim. Dost var. Evet.
Beş vakit namaz kılıyor, risale okumuyor, derse gitmiyor ama taraftar. Tamam. Kardeş var. Kardeş ne demek? Kendisini istifadeye çalışıyor metubatta. Bak metubatta. Ustadı büyük zat kabul ediyor. Evet. Değil mi? Ondan sonra ha, neydi? Dostun hassası ve şartı budur ki katiyen sözlere ve envarı Kur'aniye dair olan hizmetimize ciddi taraftar olsun. Haksızlığa ve bid'alara ve dalalete kalben taraftar olmasın. Kendine de istifadeye çalışsın. Sufyan'a taraftar olmayacak. Sufyaniyete kesin. Kardeş? Kardeşin hassası ve şartı şudur ki, hakiki olarak sözlerin neşrine ciddi çalışmakla beraber, beş farz namazını eda etmek, yedi kebairi işlememektir. Talebe nedir? Bir üstü. Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki, sözleri kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıksın. Ve en mühim vazife-i hayatiyesini onun neşir ve hizmeti bilsin. Bu talebe. Has nedir peki? Has sanki bu talebelerin arasındaki sanki mertebeler devreye giriyor. Evet. Yani has derken bu talebe var ya kendi hizmeti imanesi. Hayatı. Bu talebe Risale-i Nur'un hizmetin esas aldı ya, içtim hayatta polis olur, siyasi lider olur, cemiyetin her sahasında olur. Ama şöyle düşünür İrfan, ben çoluk çocuğumun iyaşesi noktasında çalışıyorum ama hayatımda gaye, ruhumun ruhu, hayatımın gayesi, hedefi hakaik imaniye ve Kur'aniye hizmet etmek. O orada bulunan başka bir şey ama zihniyetim bu. Bu nur talebesidir. Has nedir? Bunların içerisinde hayatını vakfedendir. Mertebe, hatta Üstad başka bir mektupta diyor abi, Risale-i Nur dairesi arasında mütedahil daireler vardır. Var. Adam haslar dairesinde olmadı diye daire dışına atmayın diyor. Mertebeler var abi. Sonra varisler var. Risale-i Nur'un, Üstad'ın varisleri. Şu anda varis hepsi öldü. Peki ne kaldı? Bir de bunların şeyi var. Şahsi manevi en son. Ustad da sağken ben diyor sizin diyor şahsi manevinizin rehini bıraktım rehimi diyor. Meşveletini bıraktım diyor. Şahsi manevi var. Nedir o? Kastamonu'da, İsparta'da, Van'da, İstanbul'da, şurada burada nur talebeleri var, hizmet ediyor. Kim bunlar? Yazıcı hepsi dahil. Hepsi. Lisanı esas alanlar hepsi. Onların o cemaatin oluşturduğu ruhani, manevi ruhani. O insan değil, nasıl danışacağız? Merak etme. Meşveret ettiğim o her nur talebesini yapması gerekenin kalbine siyanet gibi, bir manevi bir şey gibi, şeyh gibi, nasıl ki sekeratta diyor usta. Bunu ifade var abi, dediğin nokta ifade var. Sekeratta diyor, nasıl ki diyor, şeyhi diyor, imdadına yetişir müridin. Risale-i Nur şahsı manevisi de diyor, her bir nur talebesinin sekeratta imdadına yetişir. Ne yapar bana? Şimdi bana nasıl yapar şahsı manevi? Kalbime bir duygu verir. Ah, ferahlık verir. O veriyor. Bir şefk veriyor. Veya yanlış yaptım değil mi? Zarar ettim. Nasıl dışarı yaptım? Şahsı manevi olan o ruhani kalbime bir sıkıntı veriyor. Bir meyil veriyor. Bir iştah veriyor. Çekip gidiyor. Kapıldım gidiyorum. Rus'ta böyle derdi. Kapıldım gidiyorum. Baktım rüzgarına. Adam bir kız için, bir makam için, bir şey için, şey için. Veya içeride birisine kızıyor. Sen gelince ben sana damlatayım, onu öksürmen geçsin. Bak hiç ne onda var? Var mı sende bak? Yok abi, çok seyrek. Yani acayip gitti. Bak o ne otuydu, şey suydu? Kozalak. Kozalak bak. Öksürük gitti. Sen de yap, tamam mı? Ben de, aa derste hiç öksürmedim ha. Değil mi? Acayip bir şey. Çok şimdi şahsı manevi fikrini meşveretle ortaya çıkartıyor. Abi. Mesela beraber bir araya gel. İşte bu. Bizi bir araya getiren kim? Şahsı manevi. Bu saatte niye bir araya gelmişiz? Bak şahsı manevi sana da mail verdi, sana da verdi. Bana da verdi. Dersten sonra, namazdan sonra dedik hadi bir ders yapalım. Bu gönlümüzü ferah tutan, bu maili veren kim? Şahsı. Allah da sebep kullanıyor. Şahsı manevi yapıyor.
ceza kalben ve ruhen sizinle alakadar bir şahsi manevi tabiri var. Evet, kalben ve ruhen. Şimdi burada öğle namazını kılarken bunu duyduğu halde, ya benim işim vardı, eften püften, yok arabayı temizleyecektim, yok eve ekmek götürecektim diye derse katılmayan, kim sokmadı içeriye derse? Şahsi manevi. Var ya bir menkıbede anlatılıyor, Ahmediye'de mi bak. Diyor ki, iki arkadaş varmış da demiş ya namaz kılacağım, sen biraz beni bekle demiş. Tamam demiş, beklemiş biliyorsunuz. Adam çok oldu, çıkmamış. Sonra en son çıkınca demiş ki, ya ne zaman, niye çıkmadın, beni çok beklettin demiş. Bırakmadılar demiş. Seni kim bırakmadı içeriden demiş. Seni içeriye almayanlar. Ha. Bizi bu tutan bazılarını almıyor bu sohbete. Mesela bu dersi dinlese. Ya ne diyorlar ya bunlar ya. Neyle uğraşıyor, hangi zamandayız ya. 2022 bu zamandayız. Ne var? Evet. Bir de o burada bunun şey söyledi. Ben 10 lira, 20 lira ile ne olacak o bida ehlinin kitabını alsam ne olur? Ne var ne yok bir bakarsam derse bak buraya giriyor 77 yasağına giriyor. Almayacaksın, desteklemeyeceksin. Bak bu o kitabı aldılar diyor. Ondan sonra ona şey yaptı. O bidaların yaymasına sebebiyet veriyorsun sen de. Adam o parayla bida basacak. Ehli bidanın kitabıyla istikametle hizmet olmaz abi. Ya. Zaten diyor bak aralarında bir gerginlik hissettim diyor. Ya. Sonra ikaz ettim elhamdülillah ayırdılar. İnşallah tamam tamamen kurtuldular diyor. İnşallah. Kurtulmayı niyeti olanlar şeydir. İyi niyetle yapıyor bu yanlışı. Ve biz de yapıyoruz ya bir sürü. Bir sürü yapıyorum ya. Yani ama ne yapıyoruz? Sonra bakıyoruz. Ondan sonra danışıyoruz. He, İrfan bu konuda ne düşünüyorsun falan. Yani böyle nasıldır? Sana da soruyorum. Değil mi sen? Yani böyle acaba yanlış mı oldu falan? Nasıl telakki edildi? Geçenlerde ne sormuştum? Abi biraz sert oldu dedi. Değil mi? Hmm. Ha. Ne yaptım? Geri attım. Attım ve ses kaydı yaptım. Yani bu gençtir, buna sorulur mu? Sordum sana da, Ömer'e de sordum. Ha, abi biraz sert oldu, üslubu sert oldu. Ama geri adım attım ve özür diledim. Yani bu böyle olsun diye şey söylüyorum. Hata yapılmaz mı? Yapılır ama eşek gibi adam yaptığımız gibi, hata yaptığımız gibi adam gibi de özür dilemeyi bileceğiz yani. Geri adım atacağız yani. O zaman seni korur ya. Hataya ısrar etmemek gerekiyor. Demek ki toparlarsak bir... Son paragrafı okuyorum abi size. Hangi paragrafı? Son. Sanki burada bir şey yapıyoruz. Tamam bak oku. Mesleğimizi şey yapıyor. Tamam. Ey kardeşlerim, mesleğimiz tecavüz değil, tedafüdür. Hem tahrip değil, tamirdir. Hem hakim değiliz, mahkumuz. Bize tecavüz eden hadsizdirler. Yani çok var. Mesleklerinde elbette çok mühim. Bizim de malımız olan hakikatler var. Belki yani mesleklerindeki bahsettikleri hakikatler ama bizim de malımız. Evet. Ama üslup yanlışı var, metot yanlış. Evet ya. O hakikatlerin intişarına bize ihtiyaçları yoktur. Binler o şeyleri okur piyasada. Neşreder adamları da var. Biz onların yardımlarına koşmamızda omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir. Ama biz onların yardımına koşmamızla diyor, omuzumuzdaki çok ehemmiyetli vazife zedelenir. Muhafazası lazım olan, hatta İhlas Resulü ne diyor? İhsan-ı ilahi tarafından omuzumuza konulmuş diyor abi. İhlas'ta geçiyordu değil mi o? Evet abi, 21. lema. Evet. İhsan-ı ilahi tarafını omuzumuza konu. Yani kendi iktidarını almamışsın bu hizmeti. Allah Allah. Bak, muhafazası lazım olan bir taifeye mahsus bir kısım esaslar âli hakikatler kaybolmasına sebep olur. Onları da en sonunda söyleyecek. Mesela hadisat-ı zamaniye bahanesiyle vehhabilik, melamiliğin bir nevine zemin ihsar etmek tarzında bazı ruhsat-ı şer'i perde yapıp eserler yazılmış. Yani demek ki bunlar bir nevi tuzaklar oluyor. Evet, Risale-i Nur gerçi umuma teşbil suretiyle değil, fakat herhalde hakikati İslamiyenin içinde cereyan eden, edip gelen esası velayet, esası takva, esası azimet ve esası sünnet-i seniye gibi ince fakat ehemmiyetli esasları muhafaza etmek bir vazifeyi asliyesidir. Sevki zaruretle, hadisatın fetvalarıyla onlar
terk edilmez diyor. Allah Allah. Hadisat bunu yapılması gerektiriyor veya bazı zarureti görür, onlar diyor terk edilmez yani. Sevki zaruret, hadisatı fetvaları ile ya hangi zamanda Yusuf Usta'nın zamanında değiliz diye fetvalı, onlar terk edilmez. Vardı ya, bazen işte bu da hizmettir, hizmettir, hizmettir de bak ne hale getirmişti o adam. Ne yapmıştı? Daha iyi ulaşacağız diye sadeleştirme nam altında nasıl tahrif etmişlerdi. Sırf Risale-i Nur değil, Elmalı'yı da öyle yapmışlar. İşte bir sürü şeyleri, bir de fıkıh kitapları ve böyle sadeleştirme namı altında çıkarttılar. Beşinci şeye kaldırdılar, Lozan'a kaldırdılar. Yani acayip acayip. Sonra da o yanlış oldu. Sana biz baştan söylemişlerdi zaten. Sana baştan söylemişlerdi. Demek ki esas Risale-i Nur'un vazifesi neydi? Ceren edip gelen esas velayeti muhafaza ediyor Risale-i Nur. Esası takvayı, takvanın esasını muhafaza ediyor. Esas azimeti muhafaza ediyor. Sünnet-i Seniyye'nin esasatlarını muhafaza ediyor. Bu vazifemizdir, vazife-i asliyemizdir. Ya ama şimdi bu zamanda işte sevki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez. Etmeyeceksin. Hangi sahadayız, bilmem neredeyiz, yapmayacak. Acayip acayip neler oluyor ya. Çıplak kadın tasavvuf anlatıyor. Acayip bir şey ya. Hakikaten akıl zaman ya. Akıl hayal almıyor ya. Allah'a isyan ederek Allah'a hizmet ettiğini zannediyor. Ya açık saçık ya. Takva, şey, tasavvufu anlatıyor. İçsel seyahati anlatıyor. Acayip. Hafsala almıyor ya. Ve onu takdir ediyor. Kim dedim ya, birisi bana şey yaptı. Ondan sonra malum. Dedi ki ya Allah Allah, hakikaten ahir zaman ya. Çok acayip. Niçin söyledim? Sevki zaruretle. Ya onlara, bazı taifelere, bazı yerlere ulaşması için bu lazım. Hayır. Hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez kardeşim. İhtiyacı olan, aç olan gider fırından ekmek alır. Tok olan almaz ki. Ha, ihtiyacı olan, kurtulmak isteyen kurtulur. Çok kolaydır. Evet. Burada kalıyor. Burada bir tarih atmışım Resul. 30.06.1996'da. O zaman bir kitaba bir not atmışım. Bu sevki zaruretle hadisatın fetvalarıyla onlar terk edilmez diye ne teklif edilmiş ki şunu yazmışım. Eğer bu davanın sahibi Kur'an'ı olan Allah Celle Celaluhu beni bu davanın hadimliğine kabul etmiş ise dünya toplansa bir halt edemezler. Meselemi sahibi Kur'an'a havale ediyorum demişim 1996 6. ayın 30'unda. Bu burada bir şey, yani buraya uyunca demek ki kurtarmışım ki bunu şey yapmışım. Yoksa ne teklifler, aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi, neler neler ya. Neler neler ya. Neler teklif edilmişti. İskenderun'da biliyorsun şey, Kırıkan'da. Ya gece yarısı ne adam getiriyor. Para getiriyor, tomar tomar para. Sen konuşunca bulutların arkasına geçiyorum, kendimizden geçiyoruz. Ve münafaka. Allah konuşunca değil. Sonra o zaman 1991 4-5 milyon para getirdi, koydu bana. Şimdilik dedi. Hasan Bey. Hasan Bey kardeşim şimdilik dedi. Bu hizmeti şey yapacağız. İskenderun'da seni şey çağıracağız. Allah şunu dedi. Defol. Yani sevki zaruretle. Nerelere sevki diyor. Ayağımıza böyle. Ne oldu? Nasıl gözükür ilk önce böyle? Hafif açıyla bir bakarsın ki. Yüküm de. Taviz vermeyeceksin bu hayatta. Bir sahibinden taviz vermeyeceksin. Ha, seninle yürümek istemeyene yol açık olacak. Bırakmayacaksın. Bunu kesiyoruz. Peki. El Fatih.